Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben İzmir Bakırköy Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Mehmet Serper. Bugün sizlere yazılım, mimari ve tasarım dersimizin proje, final projesi ödevi olan ilk başta giriş kısmında solid prensiplerini tanıttım. Ardından bu solid prensiplere göre kodumuzu göreceğiz. Kodun öncesinde yine solid prensiplerine dayalı olarak bir UML, kodun UML'ini göreceğiz. Bu şekilde bir giriş kısmı ve içindekiler kısmı yapayım dedim. Bu şekilde olacak. Solid prensiplerine başlayalım o zaman öyleyse vakit kaybetmeden. Adından anlaşılacağı üzere solid dayanıklılık anlamına göre İngilizce'de. Adından da anlaşılacağı üzere bir kodun dayanıklılığı, sağlamlığı, bu bileşenler, bu prensipler birleşince oluşuyor. Genel geçer olarak herkesin yani yazılım sektöründe olanların duyduğu bir kavram olmasına rağmen detaylı olarak birazdan işleyeceğiz. Genel olarak ne işimize yarar? Kodumuzu modüler olarak tutmamızı sağlar. Kod karmaşıklığını azaltır. Kodu paylaşımını arttırabilir. Kodumuzun okunurluğunu arttırır. Okunabilirliğini yüksek derecede artırır. Şimdi tek tek Solid'in harflerine uyarlı olarak burada Single Responsibility Principle, yani her klasın, her sınıfının tek bir sorumluluğu altına alan bir prensip. Her bir harfe göre bir prensibimiz var. Toplamda 5 prensibimiz var burada görüldüğü üzere. Başlayalım, Solid'in ne olduğunu bir tanımlayalım bir. Her yazılımcının bilmesi gereken Solid yazılım geliştirmenin temel prensipleri olarak kabul edilmektedir. Solid yazılım prensipleri geliştirilen yazılımın esnek, yeniden kullanılabilir, sürdürülebilir, anlaşılır olmasını sağlayan, kod tekrarını önleyen ve Robert Martin tarafından öne sürülen prensipler bütünüdür. Yine dediğimiz gibi biraz önce modülerlerini artıyor, karmaşıklığını azaltıyor, okunabilirliğini yüksek derecede arttırıyor ve çevremizdeki proje arkadaşlarımız olsun, iş arkadaşlarımız olsun. Projemiz ne kadar büyükse okunabilirliğinin yüksek olması o kadar önemlidir. O yüzden bir iş yapıyorsak ve bu iş yazılım sektöründe bir işse okunabilirlik bir numara arayacağımız bir koddaki özelliklerin başında başlıca olarak geliyor diyebiliriz. Onun yanında modülerliğini artırıyor demiştik. Yani değişime aykırı, değişime istemiyor ama gelişime izin veren bir yapı bu Solid. Kodumuzu değiştiremeyiz ama geliştirmemize imkan sağlar. Geliştirdiğimiz yazılım gelecekte gereksinimlere kolayca adapte olması için olumlu bir özellik bu Solid kullanınca. Yeni özellikleri kodlu bir değişikliğe gerek kalmadan kolayca ekleyebileceğimiz modüller olması bunu getiriyor. Yeni gereksinimlere karşı kodun üzerinde en az değişim sağlaması, kod üzerinde sürekli düzeltme, hata yeniden yazma gibi sorunların yol açtığı zaman kaybını da minimuma indirmektir. Bu prensipleri uygulanarak uygulamamızın büyürken karmaşıklığının da büyümesinin önüne geçmiş oluruz. İyi kod yazmak için bu prensiplere uygun yazılımı geliştirmelisiniz demişiz. Şimdi serisinden başlayalım Solid'in. Solid aslında bakarsanız Single Responsibility ile başlayıp Dependency Inversion prensiple biten bir yazılımın temel prensiplerini içeren bir kavram. Başladığımız zaman biraz önce söylemiştik. Single Responsibility şu işe yarıyor. Tek bir sınıf tek bir iş yapar. Her sınıf kendi işini yapar. Başka sınıflara atlamaz. Bir sınıf başka bir sınıf için bir iş yapmaz. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Böyle olursa kodumuz Solid prensiplerine uygun bir kod olmamış olur. Ve bu bizi anlaşılması zor, modülerliği kötü, esnekliği aynı zamanda kötü olan bir koda bakmamızı sebep olur. Bir sınıf yalnızca bir amaç uğruna değiştirilebilir. O da sınıfı yüklenen sorumluluktur. Yani bir sınıfın yapması gereken yalnızca bir işi olması gerekir. Açtığımız zaman detaylı bir şekilde anlatıyor burada. Single Responsibility prensibi sınıflarımızın iyi tanımlanmış tek bir sorumluluğu olması gerektiğini anlatmaktadır. Bir sınıf sadece bir işe yarar ve bu işi yapması gerekir. Bir sınıfın sadece bir işi vardır ve daha o iş üzerine yoğunlaşmalıdır.
ne demiştik zaten? Düşük coupling, yüksek kohezyon demiştik. Yani yüksek kohezyon kendi sınıfının içerisinde yüksek bağlılık, düşük coupling ise diğer sınıflarla arasındaki bağ düşük olmalı, etkileşim düşük olmalı diğer sınıflarla arasındaki etkileşim. Kötü bir örnekle başlayalım. İşte burada bir kullanıcı sınıfı var arkadaşlar, görüyorsunuz. ID, name, citrus. Dağınık olduğunu görüyorsunuz. Her şey user, yani kullanıcı ile ilgili değil burada. Tamam, kullanıcı ile ilgili ama doğrudan ilgili olan burada bir ID değeri var ve name değeri var. Diğerleri street'te username, street'te city zaten çok absürt olarak kaçıyor. Yani bir kullanıcının sınıfının içerisinde bunları tutmak, adres sınıfını tutmak daha mantıklı gibi geldi bana şu an. Adres değişikliği ile ilgili bir tane şeyimiz var burada. Burada oturum açma, giriş yapma ve giriş çıkmam işlemlerimiz var. Bunların da burada durması çok saçma. Bunları interface yardımıyla güzel bir şekilde yapabiliriz. Burada ne demişler? Burada adres ile ilgili street ve city gibi veriler direkt olarak user sınıf içerisinde bulunmalı mı gerçekten? Hayır, bulunmamalı. Bunları adres adında yeni bir class oluşturursak nasıl olur? Çok güzel olur. Burada bir de login service diye bir class oluşturmuşuz. Giriş işlemi içerisinde hem giriş olacak hem de çıkış olacak. Yani login service içerisinde hem login var hem de logout var. Login ve logout işlemler ne kadar user bilgisine ihtiyaç duysa da user sınıfının sorumluluğunda değildir. Biraz önce söylediğimiz gibi doğrudan bir bağlantısı yok. Adres sınıfı oluşturmuşuz burada da. Biraz hızlı geçmeye çalışıyorum çünkü süremiz dediğim gibi kısıtlı. Biraz UML, hepsini bunları detaylı anlatacağım. Ondan sonra UML ve kodu inceleyeceğiz. Yani her sınıf kendi sorumluluğunda bir iş yapmalıdır. O işin dışına çıkması güzel bir şey değil. Yani bir sınıfın fazlını işleri sırtına geçirip alması iyi bir şey değildir. Open Closed Principle açık, şeye açık, gelişime açık ama değişime kapalı. Gelişimle değişim farklı şeyler. Değişim adı üstünde bir şeyi olduğundan farklı bir şeye dönüştürmek. Ama gelişim bir şeyin üstüne daha farklı, daha yani o işle ilgili ama o işle ilgili daha fazla şeyi katmak gibi düşünebiliriz. Open Closed Principle bu yani. Gelişime açık, değişime kapalı. Bir sınıf ya da fonksiyon hali hazırda var olan özellikleri korumalı ve değişikliğe izin vermemelidir. Yani davranışlarını değiştirmiyor olmalı ve yeni özellikler kazanabilir olmalıdır. Buna da hızlıca bakarsak, sınıflarımız ya da fonksiyonlarımız değişikliğe kapalı ancak yeniden davranışlar açıktır, söylemiştik biraz önce. Burada bir single response bitireye sahip bir alan hesaplayıcı program yazmaya başladığımızda varsayalım. Ancak sadece dikdörtgen hesabına ihtiyacımız olduğunu düşünelim. Sadece dikdörtgen hesabına sahip olduğumuzu düşündüğümüz zaman rectangle yükseklik ve uzunluk almışız burada. Array servisimiz dikdörtgen hesabını yapacak seviyede ancak bizim ihtiyaçlarımız daire hesabında yapılmasına gerektirmeye başladı diyelim. Yani şu array servisimiz dikdörtgen hesabını yapabiliyor. İkisini çarpıyor zaten, fark ettiğiniz gibi şeklimiz dikdörtgen olunca ikisini çarpıyor. Ardından diyor ki bir tane daire daha yapalım diyor. Daire alanı hesaplamak yapabilmek için array servisinin içerisinde if else, yani bu eğer şeklimiz rectangle yani dikdörtgense, eğer değilse falan diye daire ise ya da circle ise if else'larla uğraşılamaz. Çünkü if else'lar burayı yoğunlaştırır. Her şekilde geldiği zaman bu for döngüsünün içerisinde if else'lerle uğraşmak kodun modüllerlerini kısar ve çok fazla bağlanır. Class içerisinde bazı değerler aynı class içerisinde birden çok fonksiyon yaratmış oluruz. İstemediğimiz bir şey burada. Yeni bir şekilde istemek istediğimizde mesela dediği gibi biraz önce daire eklemiştik, çember eklemiştik, sonra üçgen ekleyelim dedik. Sürekli bu metot üzerinde değişiklikler yapacağız ve durum giderek
kötüleşecek ve oluşan durum open closed prensibine uymadığını görüyoruz. Bu durum için sınıfımız metodumuz değişikliğe kapalı değil, aksine değişiklik zorunlu hale gelmiştir. Genişleme ise seçenekler arasında değildir. Her yeni şekilde eklenmesi için araya servis üzerinde değişikliğe gitmemiz gerekiyor. Interface yine yardımımıza koşuyor. Burada şekil diye bir sınıf oluşturmuşuz ve get araya bu bize alanı getiriyor. Ve bunu bütün şekillerimiz için implement edebiliriz. Dikdörtgen için burada implement etmişiz. İki değerimiz var ve implement edince bu get araya fonksiyonumuz buraya geliyor ve return olarak length ve height'ları çarptığımızı görüyoruz. Circle için ise burada yine implement etmişiz shape sınıfımızı circle'a. Burada ne yapmış? Araya yine çağırmışız. Ve 3,14 2p 14'tü galiba da pi çarpı re kare radius yarıçap oluyor. Alanını bu şekilde hesaplamış oluyoruz. Böyle bir şekilde geçebiliriz. Süremiz kısıtlı. Biraz hızlanacağım. Liskov Substitution Principle. Bu da Liskov'un yerine geçme prensibi. Kodlarımızda herhangi bir değişiklik yapmaya gerek duymadan alt sınıfları türedikleri üst sınıfların yerine kullanabiliriz. Buna dair bir örnek kodumuz da var. Liskov Substitution. Hemen okuyup geçeceğim, o yüzden örnek olarak kodumuz da var zaten. Kodlarımızda herhangi bir değişiklik yapmaya gerek duymadan alt sınıfları türedikleri üst sınıfların yerine kullanabilmeliyiz. Türeyen sınıf yani alt sınıflar üst sınıfın tüm özelliklerini ve metotlarını aynı işlevi gösterecek şekilde kullanabilme ve kendine ait yeni özellikler barındırabilmektedir. Olmadı şimdi bu. Interface Segregation Prensibi. Bu güzel bir prensip. Bu prensibe baktığımız zaman segregation diyor, yani interface'te de ayırmamız gerekiyor. Çünkü her bir interface'in amacı aslında fonksiyonları güzel bir şekilde paketleyip uygun şekilde muhafaza etmektir. En kısa tanımıyla davranışları güzel bir şekilde paketleyip hangi class doğrultusundaysa onu implement etmektir. Ama bu paketleme kısmında şöyle bir şey olmamalı. Nasıl bir şey olmamalı? Bütün fonksiyonları bir interface içerisinde yazmamalıyız. Uygun interface'e göre uygun işlemleri uygun interface'e göndermeliyiz ki bu da bize karmaşıklığı azaltması için fayda sağlasın. Çünkü aynı interface, kullanmayacağımız interface'ler implement edeceğimiz zaman kullanmayacağımız interface bir sınıfta olmamalı. Mesela bir tane sınıfımız olsun diyelim. Bu sınıfımıza bir interface implement edeceğiz. Bu implement edeceğimiz interface'deki bütün fonksiyonlar o sınıfta gözükeceği için implement ettiğimiz fonksiyonların hepsi de o sınıfta çalışır halde olması gerekiyor. Boş yere durmaması gerekiyor. Bu solid'a aykırı bir durum şimdi söylediğim. Burayı hemen geçelim. Güzel bir örnek vardı burada en son baktığımda. Mesela animal interface var. Bu animal interface mesela içerisinde 3 tane fonksiyon var. Uçma, koşma ve havlama sınıfı var. Bu animal interface'ini bir tane hayvana implement etmemiz gerekiyor mantıken. Mesela bütün hayvanlar içerisinde uçan olmadığı için ya da bütün hayvanlar içerisinde havlayan olmadığı için havlama özelliği ile uçma özelliği boşta olarak duracak, durmasını istemiyoruz. Bu bizim aykırı koda yöneltiyor. Yani solid prensiplerine aykırı bir durum şu an şu animal interface'i. Bunun için ne yapıyoruz? Bütün implement edeceğimiz interface'leri bölüyoruz. Flyable, runnable, barkable 3'ünde ayrı bir şekilde bölmüşüz. Artık istediğimiz hayvana istediğimiz interface'i gönderebiliriz. Son olarak dependency inversion principle. Bu da bağımlılık tersten bağımlılık, yani sınıflar arası bağımlılık olabildiğince az olmalıdır. Özellikle üst seviye sınıflara, alt seviye sınıflara bağımlı olmamalıdır. Sınıflar aşağı doğru indikçe bağımlılık birbirine olan bağımlılığı
yukarıda yani yukarıdaki sınıf alttaki sınıfa bağlı olabilecek bir şey olmamalı. Çünkü yukarıdaki ana sınıfımız, main sınıfımız, base sınıfımız, temel olan sınıf, alttaki sınıfa bağlı olduğu zaman kodumuzda değişiklik yapmamız çok sıkıntılı bir duruma yol açar. Her bir değişiklik yaptığımız zaman gidip de en yukarıda ne olduğuna, ne bittiğine bakıp durmak aşırı derecede bizi yorar ve zaman kaybına sebep olur. Bir sınıfın metodun ya da özelliğin onu kullanan diğer sınıflara karşı olan bağımlılığını en az indirgemelidir. Bir alt sınıfta yapılan değişiklikleri üst sınıfları etkilememelidir. Buna örnek olarak mesela e-mail verilmiş, e-mail gönderme işlemini yapabilen bir sınıfımız. Bu e-mail gönderiyor. SMS gönderebilen sınıfımız var bir de mesela. İki tane sınıfımız var. Biri e-mail gönderiyor, biri de SMS gönderiyor. İkisi de aynı fonksiyonu kullanıyor içerisinde. Yani aynı fonksiyon dediğim send e-mail, send SMS diyelim. Ve bildirimleri gönderdiğimizde ikisini de çalıştırmak amacıyla oluşturduğumuz bir notification sınıfı olmuş oldu. Bunda hem SMS bildirimi olacak hem de e-mail bildirimleri olacak. İki tane e-mail sınıfından ve SMS sınıfından iki tane nesne yarattık. Bunlar ayrı ayrı gözüktüğü zaman çok kötü gözükmeyen sınıflarımız olmasına rağmen dikkat etmemiz gereken bir nokta daha var. Notification sınıfımız yüksek seviyeli bir sınıf oldu. Şu yüksek seviyeli bir sınıf. Bildirim sınıfımız. Ama düşük seviyeli olan e-mail ve SMS sınıflarına bağımlı hale geldi fark ettiyseniz. SMS ve e-mail sınıflarında yaşanan bir sıkıntı bu notification sınıfımızı doğrudan olarak etkileyecektir. Bu durumda ne yaparız? Yine her zamanki olduğu gibi interface'lerimiz yardımımıza geliyor. Bütün solid prensiplerini düşündüğümüz bu yapıya nasıl bir çözüm üretebiliriz demişiz. Interface mesaj interface'i send mesaj olarak gönderiyor. Bu mesajı da e-mail olarak implement edebiliyoruz ve SMS'e implement edebiliyoruz. Public void send mesaj demişiz. Public void send mesaj. Public void send SMS demişiz bir de. Yani interface'imizde send mesaj diyoruz ve buraya kod gövdesiz bir şekilde yazdığımız zaman implement ettiğimiz sınıf e-mail sınıfına implement edilmiş şekilde geliyor. Burada mesaj gönderiyoruz. Burada ise SMS gönderebiliyoruz. Bir son olarak sıra notification klasımızı yazmakta. Notification list message kullandığımızı görüyoruz ve burada da sınıflar arası alttan üste bağımlılıkları azaltmış oluyoruz. Şimdi arkadaşlar bizim projemizdeki UML'e geçebiliriz. Solid ile ilgili bilgi aldığımıza göre. Şurada bizim en yukarıdan itibaren başladığımız bir abstract class'ımız var. Burada abstract üye 3 tane üyemiz var. Bu programı kullanan, bu yazılımı kullanacak olan 3 üyemiz için abstract bir class tasarımı yaptım ben burada. Çünkü abstract class soyut bir sınıf. Bütün hepsinde şu özellikler, attribute'lar içerecek, isim, soy isim, e-posta, şifre, yöneticide de olacak, araç sahibinde de olacak, müşteride de olacağı için ve aynı fonksiyon hepsinde çalışacağı için, hesap var mı fonksiyonu hepsinde aynı işlevi göreceği için bir abstract üye sınıfını buraya dahil ettim. Tuttuğu veri tiplerini görüyoruz burada, veri türlerini. Yönetici sınıfımız var aşağısında. Yönetici bir üyedir. Araç sahibi bir üyedir, müşteri bir üyedir. Yani yöneticinin kendi bir ID'si var, araç sahibinin de olduğu gibi, ardından müşterinin de olduğu gibi, hepsinin kendine ait bir ID'si var, identity'si var, kimliği var. Ardından interface'leri tanımlamışız, yöneticinin neler yaptığını. Burada interface'leri tanımlarken bu Solid'deki segregation özelliğinden faydalandığımızı görüyoruz. Interface segregation prensibinden. Çünkü hepsini aynı interface'te toplamış olsaydık bazı sınıflar için mesela yönetici sınıfı ilan işlem implemente edeceğiz birazdan göreceğiniz kodda.
bütün hepsini, bütün interface'leri bir çatı altında toplasaydık güzel gözüküyordu tabii ki de, yani karmaşıklığı azaltır UML'de. Ama görünen olarak azaltır. Gerçekte çok fazla şekilde arttıracağını göreceğiz. Yani söyleyeyim. İyi bir kod göreceğiz birazdan. Yönetici olarak mesela ilan işlem ve ilan onayı interfeysini almışız burada. Yani istemediğimiz, kullanmayacağımız fonksiyonlara sahip olan interfacelere karşıyız. Bunu söyleyeyim. İlan işlem içerisinde ilanı ekle, ilanı yayından kaldır, ilanı güncelle diye fonksiyonlarımız var. Bunlar bizim interfacelerimiz içerisinde yazılan fonksiyonlar ve yöneticimizin yani adminimizin onayla fonksiyonu var burada görmüş olduğunuz üzere. Araç sahibimizin içine ilan işlemi almışız interface olarak, bir de vitrin işlemi. Vitrin işlemi olarak vitrin oluştur, vitrin ara, vitrin görüntüle bir fonksiyonumuz var. Ardından müşteri sınıfımıza geçiyoruz. Müşteri sınıfımızın içerisinde ise yorumlarla ilgili interfeysimiz eklendiğini görüyoruz ayrıca. Vitrin işleminin dışında müşterimiz de vitrin arayabilir, vitrin görüntüleyebilir ve yorumları getirebilir. Ve ardından karşılaştırabilir. 3 tane interface tanımlanmış müşteriye. Onun dışında araç özellikleri diye bir sınıfımız var. Burada araç özelliklerimiz bütün interfacelere bağlanıyor görmüş olduğunuz üzere. Burada da araç özelliklerimizle ilgili bilgilerimiz var. Yarattığımız veri tipleriyle birlikte. Veri tabanına bir bağlantı gerçekleştirmişiz burada. Veri tabanını görselleştirmek için kullandık burada. Detaylı bir şekilde ele almadık. Kodla da bir değindik geçtik gibi oldu. Veri tabanımızın içerisinde SQL ve Oracle var. Fonksiyon olarak ise bağlan ve sorgula fonksiyonları olduğunu görebiliyoruz buradan. Geniş olarak bakacağımız zaman üyelerimiz, yöneticiler, araba sahipleri, müşteriler, yani herkesin yaptığı işlem kendi içerisinde saklı. Herkes kendi işlemini kendi yapıyor. Veri tabanımız bu kısımda. Bu şekilde diyebiliriz. Yavaştan. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Kod kısmında bir sıkıntı olmuştu. O kısım gözükmüyordu videoda. Yeniden çekmem gerekiyor. Başlayalım öyleyse tekrardan kod kısmını anlatmaya. İlk başta Abstract üye kısmından başlayalım. Üye klasımızdan başlayalım. Bu soyut bir sınıf. Bu soyut sınıfın içerisinde bunu implemente eden 3 tane ayrı sınıfımız vardı. Bildiğiniz üzere UML'de gösterdiğim üzere. Bunlar araç sahibi, müşteri ve admin yani yönetici olmak üzere bu sınıftaki özellikleri kullanan 3 tane sınıfımız vardı. Burada isim, soyisim ve e-posta şifre bilgileri tutuluyor. Aynı zamanda hesap var mı diye bool fonksiyonu var. Çünkü bu implemente ettiğimiz sınıflar bunlara gerek duyuyor ve hesap var mı da bunların ortak bir fonksiyonu. Fakat burada hesap var mı da gövde kısmı yok fark ettiğiniz üzere. Gövde kısmı bunu override ettiğimiz sınıfta, yani her implemente ettiğimiz sınıfın içerisinde bu fonksiyonu override edeceğiz. Üye kısmı bu şekildeydi. Üye kısmından sonra tek tek araç sahibinden başlamak üzere geçebiliriz. Burada araç sahibi sınıfımız var. Araç sahibi bir üyedir şeklinde okuyabiliriz şu kısma kadar olan kısmı. İmplemente ediyoruz yani abstract class'tan özellikleri, attribute'ları alıyoruz. Aynı zamanda kendisinin içerisinde bu hesap var mı fonksiyonunun gövde kısmında yazmış bulunmaktayız burada. Yani araç sahibine ait hesap var mı tarzında bir şey düşünebiliriz burada. Onun dışında üyedir dedik. Aynı zamanda bu virgül koyup interface'leri çağırmış olduk. Bu interface'ler her bir fonksiyonu içeren ilan işlemleri için ayrı bir interface açmıştık. Bitin işlemleri için ayrı bir interface açmıştık. Bu fonksiyonları kullanan bir araç sahibi görüyoruz. Bu fonksiyonlar her zaman kendine özel interface'ler üzerinde olmalıdır, içerisinde olmalıdır. Çünkü kullanıp kullanmayacağımız önemlidir bu durumda.
solid prensiplerini uyabilmek için. Interface'lerin içerisinde boşta bir implement edilmemiş bir fonksiyon bulunmaması gerekiyor. Bu yüzden interface'lerimiz ayrı ayrı bir şekilde gözükmesi gerekiyor. İlan işlemleri için ayrı bir interface yaratmıştık. Vitrin işlemleri için ayrı bir. Burada ilan ekle demişiz. İlan güncelle, ilan sil, ilanı yayından kaldır. Örnek olarak burada araç sahibi bunu implement ettiği için araç sahibimiz ilanı ekledi. Araç sahibimiz ilanı güncelledi. Vesaire vesaire şeklinde görüyoruz. Ve vitrin ara kısmında ise araç sahibi vitrini aradı. Araç sahibi vitrini görüntüledi ya da araç sahibi vitrini oluşturdu tarzında içerikler görüyoruz burada. Bu da bizim Solid'e ne kadar çok bağdaştığımızı gösteriyor bir nevi. Diğer sınıflarımıza geçelim isterseniz yavaştan. Araç sahibi dışında müşteri sınıfımız vardı. Yönetici kısmını en sona bırakayım. Müşteri en çok interface'e sahip olan bir sınıfımızdı. Yine aynı interface segregation özelliği vardı Solid'de hatırlarsanız. Biraz önce çektiğim sunum kısmında vardı, Medium'da yazılarda. Bu kısma uyulduğunu görüyoruz burada. Yani interfaceler kendi içerisinde özelleşmiş fonksiyonları içeriyor. Implemente edebileceğimiz fonksiyonlar sınıflara dahil ediliyor. Implemente olmayan, boşta duran bir fonksiyona karşıyız bu durumda. Bu şekilde söyleyebiliriz. Onun dışında müşteri ID, kendisi identity bir benzersiz bir property'yi görüyoruz burada. Karşılaştır fonksiyonumuz var. Vitrin ara fonksiyonumuz var yine aynı zamanda. Vitrini görüntüle fonksiyonumuz varmış burada. Bu sefer kendisine özel olarak sınıfın içerisinde implement ettiğimiz sınıfın içerisine göre burada vitrin görüntüle kısmımız değişiyor. Yani fonksiyonlar girdiği implemente olan sınıf içerisinde özelleşebiliyor. Bu da bize modülerlik ve esneklik katıyor. Kendi içerisinde fonksiyonun halihazırda bir gövdesi olmadığı için interface kısmında bu şekilde kendi sınıfının içerisinde buna ait düzenlemeleri yaparak fonksiyonumuzu benzersiz bir şekilde sınıfa dahil edebiliriz. Ardından yönetici kısmında yöneticiyi açalım, yönetici sınıfını açalım. Burada. Onun için de ayrı olarak yine hesap parma fonksiyonu hepsinde ortak olarak geliyordu görmüş olduğunuz üzere. Hepsinde de genel olarak özellikleri aynı. Çünkü abstract class'tan geldiği için bunu hepsinin için aynı bir amaç uğruna dönen bir fonksiyon bu. Bu olarak. Onun dışında fonksiyonlarımız yine sınıfımıza göre dahil edildi ve bu fonksiyonlarımız kendi sınıfın içerisinde yapması gereken özelliği yapıyor sadece. Başka sınıflarla alakası olmayan özellikler yok şu an. Bu da Solid'de Single Responsibility özelliğine, yani prensibine uyduğumuzu gösteriyor bu konuda. Bunu da hızlı bir şekilde geçersek, interface'leri hızlı bir şekilde geçsem, ilan işlemleri için gövdesi olmayan fonksiyonlarımız burada. İlan ekle, ilan sil, kaldır, güncelle tarzında. İlan onayı için bir benzersiz bir bu. Çünkü onay sadece admin için geçerli. Bunu hangi bir interface'i koysaydık diğer sınıflarda implement ettiğimiz zaman onaylı kısmı diğer sınıflarda olmadığı için, sadece yönetici kısmında olduğu için boşta kalacaktı. O yüzden interface'imizi ilan onay interface'imizi ayrı bir başlık altında, ayrı bir interface altında topladık. Bu da bizim kodumuzun yüksek kolajen düşük coupling özelliğine uyduğumuzu gösteriyor. Yani kendi sınıfları içerisinde, kendi sınıfının içerisinde yüksek kohezyonu var, bağlılığı var ama diğer sınıflarla arasında düşük coupling, bağımlılığı az diyebiliriz. İlan işlemleri dedik. Bu da aynı şekilde kendine benzersiz, sadece müşteri kısmında bir interface'de kullanılıyor, bu implement ediliyor. Diğer sınıflarda implement edilmediği için, boşta kalacağını gördüğüm için tek başına bir interface olarak yarattım. Onun dışında yorum yap da aynı şekilde, sadece müşteriler yorum yapabiliyor mantıken. Onun dışında arkadaşlar, bir de veri tabanını tam olarak kullanmasak da veri tabanı bir abstract class'ını yarattık. Bu abstract class içinde bağlam ve sorgula fonksiyonlarımızı gövdesi haliyle görüyoruz. Bunların gövdelerini oluşturduğumuz SQL ve Oracle sınıflarımız da bu şekilde gözüküyor. Yine burada bir kalıtım yapıldığını görüyoruz. Oracle'da da aynı şekilde. Son olarak form kısmında ben size bir list code prensibini burada nasıl kullanabileceğimizi gösterdiğimiz
bir kısımda göstereceğim size. Form kısmına geçelim. Form kısmında arkadaşlar bu load ekranının yazılı olan kısmındaki fonksiyonun dışında, yani bu ana kısmımızın dışında yukarıda bir sorgula fonksiyonu yarattık ve veri tabanı tipinde, veri tabanında bir diye değişkene ait bir değişken aldık buradan. Sonra o aldığımız değişkeni bağlam fonksiyonunu çağırıp burada bir sorgula fonksiyonu yarattık. Bu sorgula fonksiyonu içerisinde load ekranında gösterdiğimiz zaman nasıl olacağını birazdan bakalım. İlk başta bir veri tabanı SQL, yani VT SQL isminde bir tane nesne yarattık. Buna VT SQL dedik. Sonra bu sorgula yazdığımız fonksiyonu çağırdık ve içerisine direkt biraz önce oluşturduğumuz nesneyi atabildiğimizi gördük. Bu da LISCOVE prensibine uygun bir kod yazımı tarzını göstermiş oldum size. Son olarak da bunu söyleyecektim arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Görüşmek üzere, iyi günler.